Merhaba arkadaşlar, ben Hanifi Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili DGS tayfa, ek tercih başladı. Hayırlı olsun, ek tercihler başladı arkadaşlar. Ek tercihler nasıl yapılacak, kontenjanlara nereden bakacaksınız? Ek tercihlerle ilgili detaylar, bilgiler hepsi burada arkadaşlar. Ek tercih danışmanlığı almak isterseniz MBA Akademi'den arkadaşlar ek tercih danışmanlığı alabilirsiniz. Web sitemizden. Videonun açıklama kısmında link var arkadaşlar. Oradan ek tercih rehberliği alabilirsiniz. Evet, şimdi DGS tercihleri nasıl yapılır? Buna bakalım. Öncelikle ÖSYM aday işlemleri sistemine giriş yapacaksınız arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra zaten burada ana sayfada ya da başvuru sürecindekiler vesaire buralardan bakabilirsiniz. DGS ek tercihler yazıyor zaten ya da şurada DGS ek tercih yazıyor. Şimdi buna tıkladığınızda tercihinizi yap dediğinizde sizi tercih sayfasına yönlendirecek. Şimdi tercihini yap dedikten sonra arkadaşlar şöyle bir sayfa karşınıza çıkacak. Tercih bilgileri, buraya kodları gireceksiniz. Kodları girdikten sonra şuraya başvuru kontrol ve ön izleme yapıyorsunuz arkadaşlar. Bitiyor. Peki kodları nereden bulacağım? Yani burada hangi üniversitelerde, hangi bölümlerde kontenjan var, ek tercihlerde kaç tane boşluk var vesaire diyorsanız arkadaşlar o da ÖSYM aday işlemleri sistemine gireceksiniz. Google'a ÖSYM yazarsanız zaten ÖSYM'nin sitesine giriyorsunuz. Buraya girdikten sonra burada zaten DGS ek tercihler ve burada tercihlerin alınması diyor. Şimdi buraya geldiniz, ek tercih bilgileri ve tablolar, buraya tıklıyorsunuz. Tablo 1'i tıklamanız lazım. Tercih yapılacak alanlar diyor mesela. Şimdi bu alanları tıklıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir 70-75 sayfalık bir şey çıkıyor. Bunu Excel'e dökebilirsiniz. Nasıl Excel'e dökeceğim? İndirip PDF'yi Excel'e çevirebilirsiniz. Ya da bunun üzerinde işlem yapabilirsiniz. Program kodu dediğimiz şu kod. Şu kodu kopyalamanız lazım. İşte nereden bulacağım? Mesela hangi üniversitede ne var? CTRL-F yazalım. Mesela örnek veriyorum hukuk. Hukuklarda kaç tane varmış? Bulabiliriz. Yani Excel'de daha rahat buluyorsunuz. Burada 35 tane gözüküyor ama öyle değil. Çünkü burada hukuk dediğinizde mesela burada hukuk burslu yazıyor. Devam edelim. Bir daha tıkladığınızda hukuk fakültesi artı hukuk yazıyor. Yani 2 tane hukuk olduğu anlamına gelir. Burada üniversitenin hukuk fakültesi içerisinde hukuk. Ben burada saydım arkadaşlar. Yani 20 tane hukuk boşluğu var. 20 tane kontenjan ayırmışlar hukuka. Excel'le bunu daha rahat dökebilirsiniz. Tek tek dökülebilir. Hemşirelik için bir 50-60 tane gördüm. Bilgisayar programcılığı için 40 civarı bir kontenjan var. Şunu kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Bunu kopyalayıp getirip buradaki ÖSYM'nin kod şeyine yapıştırdığınızda zaten şurada 3 nokta var. Hatta hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Şuraya tıkladığınızda otomatik Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Sırayla yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. İşte hangi sıralamayla yapacaksınız vesaire. Bunu ya kendiniz yapacaksınız ya da tercih rehberliği alacaksınız. Beraber yapabiliriz arkadaşlar. Yaptıktan sonra tercih kontrol ve ön izleme yapıyorsunuz. Sistem tercih kontrol ve ön izleme veriyor size. Mesela ben yaptığım zaman bana izin vermeyecek çünkü mezun olduğum alan dal hukuk tercih etmeye uygun değil. Zaten uygun olursa devam edeceksiniz. Devam ettikten sonra işleminiz bitiyor arkadaşlar ve tercihleri yapmış oluyorsunuz. Bu şekilde ÖSYM'nin yani burada işte burada program kodları var. Bunlara tek tek bakmak lazım. Tabi burada bu puan ya da sıralama yazmayacaktır. ÖSYM puan ya da sıralama paylaşmıyor DGS'lerde. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani kaçla kapattığını sadece internetten ya da ÖSYM'nin birinci tercihler bittikten sonra yani ilk tercihler bittikten sonra ÖSYM'nin paylaştığı bir şey vardı. Mesela oradan bakabilirsiniz. Ona da bakalım birlikte. Şimdi DGS 2023 şuradan DGS'ye girmemiz lazım. Kılavuzla duyurular. Şimdi duyurulara girelim. DGS'nin. DGS yerleştirme sonuçları açıklandı diyor ya. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Burada puanlar zaten yazacaktır. Yerleştirme sonuçları. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler. Sonuçlara tıklamanız lazım. Bir dakika. Sayısal bilgiler miydi? Sayısal bilgilere bakalım. Şimdi buradan evet sayısal bilgilere tıklamanız lazım. Birincisi en küçük ve en büyük puanlar. Buna tıklamanız gerekiyor. Buna tıkladıktan sonra üniversite en düşük ve en yüksek puanlarla hangisini kapatmış tarzında bir şey var. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde tercihlerinizi yapıyorsunuz. En düşük puan, en yüksek puan şeklinde bir durum oluyor. Size önemli bir şey daha göstermek istiyorum. Burada yani normalde YKS'de puanınızdan daha düşük yerleri yazamıyorsunuz ek tercihlerde. Ama DGS'de böyle bir olay yok arkadaşlar. Tercihinizi verebilirsiniz. Burada öyle bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Şimdi burada mesela size bir örnek göstermek istiyorum. Burada Boğaziçi işletme. Bakın mesela nerelerin boş kaldığını nasıl görebilirsiniz? Bakın burada Boğaziçi işletme. Yani minimum maksimum puanlar dedik ya. Buradan bizzat girdim Boğaziçi işletmeye baktım. Kodu burada belli zaten. Bu program koduyla şu kodu kopyaladığınızda bakın Boğaziçi işletmede 349 puanlık bir öğrenci Boğaziçi işletmeyi yazmış. Ama gitmemiş bu arkadaş. Gitmemiş. Neden gitmemiş bilmiyoruz. Nereden anlıyoruz? Burada girdiğimizde tablo 1'de Boğaziçi işletme hala gözüküyor. Demek ki bu arkadaş kazanmasına rağmen gitmemiş. Gitmediği için boşluk olmuş. Ek kontenjanlara kalmış. Normalde 349 puanlık bir öğrencinin Boğaziçi işletmeye gitmesi beklenir. Niye gitmemiş bilmiyorum. Bir nedeni vardır. Özel bir nedeni. Mesela bunu ekleyebiliyoruz. Mesela ben bunu eklediğim zaman 349 puan. Benim eşit ağırlık puanım bu kadar değil. Bakın ekleyebiliyorum. Eklediğim zaman bunu sıkıntı etmiyor sistem bana. Bakın başvuru kontrol ve ön izleme yaptığım zaman sistem bunu sorun etmiyor ve beni yerleştiriyor. Buradan bakabilirsiniz. Onayladığım zaman işlem bitiyor arkadaşlar. Tamam. Onayladığım zaman işlem ÖSYM'nin sayfasına gönderilmiş oluyor. Bir de ödenmesi gereken bir ücret var. 50 TL. Bunu ödemeyi unutmayın. Ek tercihlerde ödenmesi gereken ücret var arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Evet, yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.